Merhaba, bugün mantarlı, pesto soslu antrikot yapıyorum. Sıvı yağımı koyduğum bir tencereye antrikotları da koydum. Teflon bir tencere, çok az sıvı yağ koydum. Ve kendi suyunu bırakıp çekene kadar kapağını kapatıp kısık ateşte pişiriyorum. Bakın zaman zaman şöyle bakıyorum, suyunu bıraktığı etler. Ben hiç su koymadım. Evet, suyunu çekti. Hatta böyle birazcık da kızarttım. Yani kızarttım derken kendi yağıyla. Şimdi tuzunu ilave ediyorum. Baharat kullanmayacağım. Karabiber kullanabilirsiniz sadece ama zaten soslu bir et. Şimdi sosunu hazırlamaya geçiyorum. Bir tavaya tereyağı aldım, erittim. Tereyağının üstüne istiridye mantarlarım vardı, bir paket kadar. Onu ilave edip mantarları kavuruyorum. Mantarlar suyunu bırakıp çekene kadar kavuruyorum. Biraz tuz ilave ettim. Yine mantarda da baharat kullanmayacağım. Sosum gayet keskin bir tada sahip çünkü. Evet, mantarlarımız kavruldu. Şimdi üzerine bir paket kadar krema ilave ediyorum. Ben bu kremalı soslara bayılıyorum zaten. Şöyle bir karıştırdım. 2-3 kaşık da tatlı kaşığıyla pesto sosu ilave ediyorum. 2 dolu kaşık. Şöyle biraz daha ekledim. Ve karıştırıyorum. Bir 5 dakika kadar pişireceğim. Kremanız çok sıvı değilse çok az süt de ilave edebilirsiniz. Katı bir kremaysa. Bazı kremalar çok sıvı, bazıları katı oluyor çünkü. Evet, şöyle bir 2-3 dakika çevirdim ve sosum hazır. Antrikotumu bir tabağa aldım. Üzerine bu sostan ilave edeceğim. Ve inanın çok lezzetli. Harika bir tat. Evet, sosumu ilave ettim. Üzerine de küçük bir nane yaprağı ilave ediyorum ve sunuma hazır. Afiyet olsun.